İyi akşamlar. Diğer Motorsport TV izleyicileri, sevgili Formula 1 fanları hepiniz. Meksika'ya hoş geldiniz. Ben Hasan Çatalpınar. Bu yarışı sizlere aktarımında yardımcı olacağım. Ve yanımda da bugün Diamond League'den bildiğiniz Yalçın Fidan olacak. Yalçın hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Herkese iyi seyirler ve pilotlarımıza da iyi yarışlar diliyorum. Evet, sıralama turlarımız başladı ve piste çıkan da 4 isim oldu. Arsen, Mert, Tugay ve Çağatay piste çıkan isimler oldular. Ben yayının başında bir not geçeyim siz değerli izleyicilerimize. Ufak bir boğaz problemi yaşıyorum. Bademciklerimden dolayı bir ufak rahatsızlığım var. O yüzden yarış anlatımında her zamanki performansından daha düşük bir performans vereceğim. O yüzden kusura bakmayın. Bazı bölümlerde anlatımı Yalçın'a bırakacağım. Yalçın da bana bu konuda yardımcı olacak. Diyelim şimdiden kusura bakmayın. Artık yavaştan sıralama turlarına da odaklanalım ve Arsene konuk olalım. Evet, yeni gelen izleyicilerimiz de hoş geldiler. Sefalar getirdiler efendim. Umarım seste ve görüntüde herhangi bir problem yoktur. Yalçın sen kontrol ediyorsun gerçi de. Bir sıkıntı yok Evet, değil şu mi? an bir sıkıntı yok, her şey yolunda gözüküyor. Evet, Arsen'den bu arada 28,3'lük bir derece geldi. Bakalım geri kalan bölümde neler yapacak. Evet Yalçın, pist hakkında bize neler söylemek istersin? Meksika hızlı ve güzel bir pist. Ben seviyorum. Sen de 2 gün sonra yarışacaksın. Evet, Otrodom Hermanos Rodriguez Meksika Grand Prix'si oldukça zor, oldukça lastik koruma isteyen ve istikrar isteyen bir pist. Özellikle S virajları ve DRS noktalarında pilota olabildiğince yakın çıkma konusunda önem arz eden bir pist. Zaten lastik korumanın ne kadar önemli olduğunu da bir önceki PlayStation Master yarışında gördük. Arda Pamukoğlu en sondan ters stratejiyle gelerek ve lastiklerini koruyarak neredeyse imza değerinde bir yarış galibiyeti aldı. Kısaca lastik korumasının önemli olduğu ve dediğim gibi DRS noktasında pilota olabildiğince yakın çıkma, ERS'yi saklayabilme bu yarışın kilit noktaları şu anda. Evet, Cuma günkü yarışta Arda çok iyi bir performans çıkarmıştı. 24 turluk orta hamur performansıyla beraber, o stintle beraber yarışı da bir nevi zaten galibiyeti kendi hanesine çekmişti ve sonrasında yumuşak hamura da çok iyi turlar atıp yarışı kazandı. Buranın da lastik patlatmasıyla beraber Arda rahat bir son bölümlerde galibiyete uzandı. Bakalım daha neler göreceğiz. Kerim bu arada az önce pist dışına taştı. Limitler aştığından ötürü tur zamanı silindi. Arsen 1.14.9 elde etti. Mert Kopta gitti. 1.15.4'lük bir dereceyle beraber İkinci sırada 15 pilotumuzun daha 13'ü henüz tur zamanı kaydetmedi derken Enver de tur zamanını sildiriyor. Arda'nın da tur zamanı sildirdiğini görüyoruz. Bir Efe'ye bakalım. Efe şu an ilk sektörün henüz başında ve ilk sektörün sonuna doğru ilerliyor. Bakalım Efe'den nasıl bir ilk sektör derecesi gelecek. 28,5 Arsene göre 0,3 saniye daha yavaş bir İlk sektör var. Orta hamurların tabii ki büyük bir farkı var. Yumuşak hamurlara göre. Hemen hemen Yalçın bir saniye kadar fark ediyordur tahminimce. Sen Özellikle çok özür diliyorum. Özellikle S virajlarda yol tutuşu açısından orta hamurların çok büyük önemi pardon özür diliyorum. Yumuşak hamurların çok büyük önemi var. Çünkü orta lastiklerin yol tutuşu yumuşak hamur kadar yüksek değil. Bu arada hemen bir bilgilendirme geçeyim. Efe Korkmazer turunu sildirmiş. İkinci Evet. sektörde tam da S virajlar dediğim yerde turunu sildirmiş oldu. Alperen Yıldız 1.14.714 ile en hızlı tur attı şu anda.
şu an 0.2 saniyelik bir farkla ilk sıraya yerleşti derken Can Akıncı 1.13.9 et 1.14'ün altına iner miyiz diyecektim ki Can da bu sözümü söylemeden zaten bana cevabı vermiş oldu. Mert Çömert'e bakalım. O da Orta Hamur'la şu an turlayan bir diğer isim. Tabii diğer pilotların tur zamanına baktığımızda 4 isim tur zamanı kaydetti. Orta Hamur'a da tur atan tek isim Mert Koptagat. Mert Cömert ise şu an Orta Hamur'la devam ediyor. Ancak yavaş bir turda muhtemelen lastiğini ısıtmaya çalışıyor olabilir. Veyahut da bir ses problemim var diyeceğim ama hayır, yavaş bir turda oldu, çok belli. Evet, Mert muhtemelen bir lastik ısıtma turu attı ve şimdi hızlı turuna başlıyor. Hatta kendisine de konuk olalım. 1.20.7 geldi. Yavaş bir tur olduğu zaten belli oluyor. Şimdi Mercedes pilotuna konuk olalım ve Orta Hamur'la atacağı tura hep birlikte bakalım. Daha 10.5 dakika civarında bir süremiz var sıralama turlarının sona ermesi için. Evet, Efe'den de 1.15.8 geldi. O da Orta Hamur'larla bir tur atmış gibi duruyor. Hatta bakalım, evet, Efe'den de bir Orta Hamur tercihi gelmiş. Selim Arkın 1.14.983. Dördüncü sıraya yerleşti Williams pilotu. Bir saniye geride Can Akıncı'dan. Can şu an Yalçın uçtu. Alperen'le arasında 0.8 saniye var. Arsen ve Selim'e de 1 saniye var. Ne söyleyeceksin? Tabii ki Arsen'de Selim arasındaki farkın büyük olmasının sebebi tabii ki de lastik farkı. En hızlı turunu yumuşak lastiklerle attığı için Can Akıncı şu anda en hızlı konumda yer alıyor. Tabii ki de büyük rakibi Ulaş Özyıldırım da turunu bekleyeceğiz. O da şu an pitte orta lastik seçmiş şekilde gözüküyor. Evet, şu anda bakıyorum. Çağatay Şentürk'ten bir tur geldi. 1.15.297 sanıyorum. Evet. Şu anda bir tur gözüküyor. Onun lastiğine bakalım. Yumuşak hamurlarla tur zamanı atmış. Bu arada Tugay da 1.14.439 ile beraber yarım saniye civarında geride kalarak ikinci sıraya yerleşiyor. Tugay, Toksöz, Alba Tavari'yi ilk çizgiye çıkardı. Kerim Kıyısın yine tur zamanı sildirmiş. Efe Banoğlu yeni tura başlamış. Alfa Romeo pilotu, kendisini bir takip edelim. Bakalım nasıl bir tur zamanı çıkartacak. Son 9 dakikaya doğru geri sayıyoruz. Evet, şu an 2. DRS noktasında adli kanadı bir şekilde ilerliyor. 28.286 geldi. Önünde de tabii ki trafik var. S-virajlarda bu kadar fazla aracın önünde olmasını istemeyecektir. Kötü bir noktada yakaladı. Yani Yalçın, benim önümde bir araç olduğu zaman tek turda çok dikkatim dağılıyor. Ya elbette, tabii ki dikkatin dağılması çok normal. Çünkü özellikle buranın S-virajları ve genel olarak çok dönmeli virajların olduğu pistlerde önünüzde bir rakibinizin olmasını istemezsiniz. Hele ki turdaysa, sizinle beraber hızlı tur atıyorsa bu büyük bir sıkıntı yaratabilir. Arsen Demir'in bu arada bir kanat kırdığını görüyorum. Kendisi S virajların çıkışında bir spin atmış. Evet, Orta Hamur'larla tur atmaya çalışıyor. Gözüküyor zaten. Ona da bir bakalım hızlıca dönebilirsek. Şöyle bakalım. Evet, Efe bu arada 4. sıraya yerleşti. Arsen'in de ön kanadı tamamen kırılmış durumda. Orta Hamur'larla muhtemelen istediği yol tuşu yakalayamadı ve spin atarak ön kanadını da kırmış oldu. Evet, Arda şu an Orta Hamur'larla tur atmaya çalışıyor. Bugün Orta Hamur'larla yarışa başlamak isteyen bayağı da bir fazla isim var Yalçın. Evet, Arda öyle gözüküyor. Arda bu arada yine turunu bıraktı. Ayağını gazdan çekti. 30.5'lik bir ilk sektör zamanı var. Yaklaşık 2.5 saniyenin üzerinde daha yavaş bir sektörle geçmiş oldu ilk sektörü. Takım arkadaşı Enver, o da Orta Hamur'larla şimdi turun henüz başında, ilk sektörün sonuna doğru ilerleyeceğiz. Enver Demirel şimdi çizgiye geldi ilk sektörün sonunda. 28.539. Tabii Can'ın ilk sektör derecesini göremediğim için muhtemelen en hızlı ilk sektör zamanı ondadır. Onu göremedik. Bir Ulaş'a bakalım. Ulaş da şu an İkinci sektörün sonuna geldi ve ikinci sektör zamanı yapmış olarak gözüküyor. Ulaş Özyıldırım şampiyonada da lider durumda kendisi.
Red Bull pilotu orta hamurlarla tur atmaya çalışıyor. Evet, pist limitlerini aştı. Biraz fazla limiti aştı diyecektim. Ve turu da silindi zaten. 1.14.753 şu an bu turu tamamlamış olsa 5. sırada olacaktı ama asıl turunu şimdi atıyor gibi ne diyeceğim? Hayır. ERS'sinde bitirmiş. Derken bu arada Can Akıncı 1.13.8 ile beraber en hızlı tur derecesini biraz daha aşağıya çekiyor. 1.13.9'dan 1.13.8'e yani 0.1 saniye daha aşağıya çekmiş oldu Canay. Gijvan bu arada 28.5 ile ilk sektöre dönmüş. İkinci sektörde ise 56.6 ile geçtiğini görüyoruz. Son sektör, yavaş virajların olduğu bölüm. Burada hata yapan, tur sildiren isimler çok fazla oluyor. Az önce zaten Ulaş'ın tur sildirdiğini gördük. Evet, bu arada Canay'dan ufak kontrolar, ufak driftler izledik Yalçın. Galiba gaza erken oturdu. Özellikle son virajda o start finish'e çıktığınız yerde gaza ne kadar ayarlı bastığınız çok önemli. Yoksa bir anda kontrolü kaybederek kendinizi Valtteri Bottas gibi bariyerlerde bulabiliyorsunuz ki o da zamanında böyle bir sorun yaşamıştı. Evet, 2019 senesinde son virajda sol taraftaki bariyerlere çarparak sıralama turlarına veda etmişti. Son haklardaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Son haklar galiba, benim yanlış hatırlamıyorsam eğer. O yüzden son virajın özellikle çıkışında gaza basmak çok önemli. Onun dışında pist limitlerini, zaten çoğu kişinin de pist sınırlarını aştığı için turunu sildirdiğini gördük. Pist limitlerini aşmamak, ceza yememek burada çok önemli. Bu pistte yarış içerisinde çok fazla ceza oluyor. PlayStation Master League'de 6 ve 9 saniye ortalama cezalar gördük pilotlarda. Tabii üzerine çıkan isimler de oldu, hiç ceza yemeyen isimler de oldu. Ancak en ufak bir limit aşışında oyun cezayı yapıştırıyor. Bakalım şu an Arsen bir turda orta hamur numar diyecek mi? Hayır, yumuşak hamurlarla şu an turluyor Arsen Akdemir. Ferrari pilotu bakalım şu an 0.4 saniye yakın bir gelişimi var ve en iyi ikinci sektör zamanı yapmış olarak gösterdi oyun bizlere. Ancak ufak bir kontra veriyor. Üçüncü sektörün henüz başında zaman kazanıp kaybettiğini bilmiyoruz. Göreceğiz birazdan. Şu an 0.4 saniye yakın bir avantajı vardı. Çizgiye geldi ve 0.6 saniye çıkartıyor bu avantajını. 1.14.381 lig derecesiyle beraber görmüş olduğunuz gibi üçüncü sıraya yerleşmiş oldu. Evet, aradaki farklar da bu şekilde. Şu an 0.4 saniyelik bir fark var Kerim ve Can arasında. Son 3.5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Kerim ve Can çıkış turundalar. Arsen turunu tamamladı. Tugay turunu sildirmiş vaziyette. Arda henüz iyi bir tur atamadı. Altay Şentürk de 58.4 ile beraber son sırada ilerliyor. Bakalım son 3 dakika kala nasıl bir tur gelecek Altay'dan. Ama Altay'ın da muhtemelen bu turu yavaş bir tur olarak zaman ekranlarına yansıyacak. Şimdi ERS'ini kullanmaya başladığında görüyoruz zaten. Ben şöyle göstereyim. Lastleri ekranlara getirelim. Bir izleyicimiz lastleri de görmek istemiş. Evet, görmüş olduğunuz gibi pilotlarım lastikleri ekranlarınızda. Altay'da yeni tura başladı. Evet, ben Arda Güney'e şu an bir dikkat çekmek istiyorum. Sanırsam iki defa tur sildirdiği için ya da hata yaptığı için olsa gerek şu ana kadar geçerli bir tur göremedik. Ön sıralara oynuyor olması özellikle burada çok büyük önem arz ediyor. Eğer arkadan başlarsa büyük bir dezavantajı olacak. Önünde büyük trafik olacak. Bunu geçmesi özellikle Meksika gibi bir pistte DRS düzlüğüne çıkmadığınız sürece çok zor. Bu yüzden Arda'nın büyük bir dezavantajı olacağını düşünüyorum ben şu anda. Ama tabii ki de yarışta ne olacağını bilemeyiz. Yarış gösterecek. Şu anda bir kez daha turunu sildirdi bu arada Arda Güney. Evet, Arda İkinci şu sektörde. Çıkış turunda olarak gözüküyor bende. Yumuşak hamur tercihinde bulunmuş. İlk iki hakkında orta hamur tercihinde bulundu. Ancak istediği turu atamadığı için risk almamak adına muhtemelen yumuşak hamurlarla beraber hızlı bir tur denemeye çalışacak.
Altaş'ın bir çizgiye geldi. 1.15.426 ile beraber 12. sırada 1.6 saniye geride kalarak turunu tamamlıyor. Arda'ya bir konuk olalım. Arda şimdi tura başladı. Arda da hızlı isimlerden birisi. Farklar ekranlarımızda. 16 pilotun en gerisinde Arda Günay var. Yalçın, formasyon turunda senden ricam, puan durumlarını bize aktarırsan sevinirim. Tabii ki. Şimdiden hazırlığa koy. Zaten az kaldı dakikamızda. Evet, Arda ilk iki hakkında orta hamur tercihinde bulunmuştu ancak istediği turları atamadı. İkisinde de pistin ilkten aşınları tur zamanı silindi ve bu sefer yumuşak hamurlarla beraber son hakkını atıyor. Hatasız bir turla geldi şu ana kadar ve ikinci sektör zamanını yapmış olarak görüyoruz kendisini. Son turlar artık pilotlar için hata yapma lüksleri yok. Arda da şimdi son virajı döndü ve start finish düzlüğüne doğru çıkıyor şimdi. Çizgiye geldi. 1.14.110 0.3 saniye geride. İlk çizgiye atıyor kendisini Arda Günay. Can'dan gerçekten çok iyi bir tur geldi. Hatta Can'a da bakalım beraber. Can şu an 1.13.817 ile beraber geçici olarak pol pozisyonu sahibi. İkinci sektör dereceyi biraz daha aşağı çekebilecek mi bakalım. Evet, şu an %7 saniye hızlanmış durumda. 1.13.7'lik bir derece gelebilir Can Akıncı'dan. Tabii ki son sektörde bir zaman kaybetmez ise. Şimdi son viraja doğru ilerliyoruz artık Can'la beraber. McLaren pilotuna nasıl bir derece gelecek bakalım. Can Akıncı şimdi çizgiye geldi. 1.13.616 0.4 saniye çıkartıyor farkı. Son hakkında gerçekten 1.13.6 ile beraber büyük bir fark var. Kerim bu arada Arda'yı geçmiş durumda. O da kendisini ilk çizgiye atıyor. Tugay dördüncülüğe attı kendisini. Arsen turda olan bir başka isim. Ulaş 7. sırada yarışa başlayacak. O da 0.1 saniye geliştirmiş turunu. Arsen Demir, Alperen Yıldız tur zamanı silinmiş vaziyette. Arsen Demir biraz zaman kaybetti gibi geldi bana. Evet, şu an 4. sıraya taşımış oldu. 2. sıraya çıkıyor. 2. çizgiye çıkıyor. Hemen düzeltelim. Arsen Demir. Evet, turlar geldi gördüğünüz gibi ve sadece tur tamamlamayan isim Cana Gicvan sanırım. O da tur zamanını sildirmiş ve yarışa 14. sıradan başlayacak. Evet, hızlı isimlerden Mert Yalçın 15. sırada kaldı. İstediği bir turu bir araya getiremedi anlaşılan. Maalesef yapacak bir şey yok. Arka sıralardan başlayıp trafiği yararak, trafiğin aralısından geçerek ön sıralara tekrardan oynamaya çalışacak Mert Cömert. Bunda tabii ki orta hamurla tur atıp yumuşak turla, yumuşak lastikle tur atmamış olmasının da büyük etkisi var bu arada. Şu anda kendi ekranımdan baktığım kadarıyla sadece iki tur orta lastikle geçerli tur attığını görüyoruz. Yumuşak lastik seçmiş olsaydı neler olabilirdi? Tabii ki bu da bir muamma. Evet, Arda da zaten aynısını yaptı. Son hakkında yumuşak hamura geçti ve o hamurla beraber 3. sıraya yerleşti. Artık formasyon turuna doğru geri sayacağız. Tabii ki öncelikle gridimize hep beraber bakmış olacağız. Evet, gördüğünüz gibi Can bu yarışa pole'den başlayacak. Formasyon turu esnasında da Yalçın sizlere puan durumu aktarmış olacak. Efe Korkmazer, o da iyi bir tur atamadı. 16. sıradan yarışa başlamış olacak. İlk 7 pilot gördüğünüz gibi yumuşak hamur tercihinde bulundu. İlk 10 içerisinde ise Ulaş ve Selim orta hamurlarla yarışa başlayacak. İsimler ilk 10 dışındakilerin bildiğiniz gibi lastik seçimi serbest. 2022'de bu kural kalktı tabii ki ama 2021 oyununda olduğumuz için 2021 kuralları geçerli ve ilk 10'da pilotlar hangi lastikle en hızlı turlarını attıysa yarışa o lastiklerle beraber başlayacaklar.
ufak bir yayın kontrolü de yaptık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yalçın da bir sıkıntı var mı yok mu bir teyit edersen sevinirim. Şu an hemen bakıyorum. Bir sıkıntı yok gibi duruyor bende. Ben telefondan izliyorum şu an yan ekranda ama her şey yolunda. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Aman olmasın zaten. Bazen bizden kaynaklı problem olabiliyor. Bazen lobiden kaynaklı problemler olabiliyor. Yayın aksıyor. Evet, son 10 saniye artık. Pilotlar son hazırlıklarını yapıyorlar. Stratejilerini, benzinlerini ayarlayacaklar. Bakalım ilk 10 dışında pilotlar orta hamur tercihinden bulunacaklar. Yoksa yumuşak hamurla başlayan isim görecek miyiz? İlk viraja kadar çok uzun bir bölüm var. İlk sektörün sonuna kadar grid'in netleşmesi zor gibi. Pilotlar birbirlerine atak yapacak fırsatları bulabilecekler ilk sektörün sonuna kadar. Ama ikinci sektörde geçiş yapmak gerçekten zor. Çünkü hem pist dar hem de atak yapılacak pek fazla bir nokta da yok. Evet, gördüğünüz gibi ilk 10 dışında Mert, Enver, Altay, Canay ve Efe orta hamurlara yarışa başlıyor. Mert Cömert ise diğer pilotlara nazaran yarışa sert lastikle başlayan tek isim konumunda. Yalçın, sert lastiklerle yaklaşık bir 27-28 tur gider diye tahmin ediyorum ben. Çünkü orta hamur 22-24 tur arası gidiyor diye biliyorum. Orta hamur 22-24 tur arası gidiyor ancak ekstrem bir şekilde lastiğinizi koruyor olmanız gerekiyor. Çünkü normal alternatif stratejide sert lastik genel olarak yarış sonuna sizi götürür. Fakat orta lastikleri koruyabilirseniz oldukça uzun bir stint atabiliyorsunuz. Oldukça uzun bir lastik korumayla yumuşak lastiğe geçene kadar tur atabiliyorsunuz. Ben bu arada hızlıca puan tablosunu... Evet, ben bunu söyleyecektim şimdi sana. Evet, hemen hızlıca geçeyim. Ulaş Özyıldırım 228 puanla birinci sırada. Hemen arkasında 167 puanla Can Akıncı takip ediyor. Arda Günay 155 puanla 3. sırada. Mert Cömert 115 puanla 4. Kerim Kıyısın ve Selim Arkın Williams'lar arka arkaya 88 ve 86 puanla. Canay Gicvan 67 puanla 7. sırada. Mert Koptaget 8. Haydar Tokay 9 ve Enver Demirel Aston Martin pilotu ilk 10'u 36 puanla tamamlıyor. Puan tablosu bu şekilde. Takımlar şampiyonasında yarış içerisinde zaten sen tekrardan aktarırsın artık. Pilotlar grid'e yerleşiyorlar. En geride Efe Korkmazer'i bekliyoruz. Lastikleri de hemen ekranlardan şöyle biraz kaldırmak istiyorum. Umarım bir sıkıntı yaşamadan sorunsuz bir start izleriz. Evet, artık herkes yerini aldı. Bir McLaren önde, diğer McLaren en arkada. Arsenal'dan start izleyeceğiz. Artık Meksika'da ışıklar yanıyor. 5 kırmızı sönmesiyle beraber Meksika Grand Prix'si başlıyor. Bakalım ilk viraja kim önde girecek şu an? Can ve Kerim iyi bir start aldı gibi ama arka tarafta Arda'nın şu an Kerim'in ana konumuna girdiğini. Arsenal ve Efe yan yana ilerliyorlar. Can Akıncı içeriği kapattı. Kerim dışarıdan bir fırsat kolluyor. Can öne geçmiş durumda düzlükte. Yan yana gelmişlerdi Kerim ve Can ama düzlüğün sonunda Can Akıncı'nın daha hızlı olduğunu görüyoruz. Arda 3. sırada başladı yarışta. 3. sıradan devam ediyor. Efe ve Arsen yan yanalar. Efe'nin 2 sıra kazandığını görüyoruz ve Arsen 1 sıra kaybederek 5. sıraya gerilemiş durumda. Ön tarafta tabii ki Can, Kerim ve Arda arasında bir mücadele var derken Ferrari ve Alfa Romeo pilotları tehlikeli bir şekilde yan yana geldiler. 2. sektörün hemen başında arka tarafta da Ulaş'ın 2 sıra yükseldiğini görüyoruz. Orta hamurlarla beraber startta almış olduğu 2 sıra yarışın gidişatı açısından kendisi için kritik öneme sahip. Alperen Yıldız başladığı noktada yarışa devam ediyor. Selim 1 sıra, Efe Korkmazer 7 sıra yükselmiş vaziyette. Son sıradan başladı yarışta. Efe Korkmazer'den şahane bir start gelmiş durumda. Evet Yalçın, ilk turu neredeyse tamamladık. Evet, Tugay Toksöz'ün 10 sıra kaybettiğini gördük şu anda. Efe Korkmazer'den müthiş bir start geldi. Kendisi şu anda 7. sırada yarışı devam ettiriyor. Arsen'le Efe'nin arasında büyük bir kapışma gördük. Arsen'in de bu arada kontrolü kaybettiğini gördük son virajda. Buradan gaza basmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Şu anda bir grup kopukluğu var. Efe Korkmazer, Selim Arkın'la arasında 1.4 saniye şu anda gözüküyor. 1.5 saniyeye kadar da çıktı. Bir sorun mu var yoksa anlık bir tempo kaybı mı? Henüz şu anda bunu bilemiyoruz tabii ki ama gerçekten temiz ve güzel bir start oldu. Şu an Tugay Toksöz'le Mert Cömert'i pitte görüyorum.
aralarında bir temas olabilir ya da Tugay Toksöz'ün bir temas sonucu pite girdiğini tahmin ediyorum şu anda. Kendisi en son sıraya kadar düştü. 11. özür diliyorum. 11 sıra kaybederek 16. sıraya kadar düştü şu anda. Hemen hızlıca takımlar şampiyonasını aktarıyorum ve ardından tekrardan sözü sana bırakacağım. Red Bull 240 puanla şu anda takımlar şampiyonasında lider. Arkasında 194 puanla McLaren var. Sadece 3 puan farkla 191 puanla 3. sırada Aston Martin yer alıyor. Williams'lar 174 puanla 4. sırada, 128 puanla Mercedes 5. sırada. İlk 5'i bu şekilde tamamlıyoruz. 80 puanla Alfa Tauri 6. Alpine 69 puanla 7. Haas 67 puanla 8. Ferrari Haas'la aynı puana sahip 67 puanla 9. sırada. Ve son sırada da Alfa Romeo 8 puanla şampiyonanın ilk 10'unu tamamlıyor. Evet, bu arada 3. turu da başlamış olduk. 3. turun ne demek anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Hareketli arka garaj sistemi DRS 3. tur itibariyle açılıyor. Artık pilotların DRS kullanıp rakibine daha rahat bir şekilde yaklaşıp geçişlerini göreceğiz. Tabii ki şu an henüz bir DRS açılımı yok. Bildiğiniz gibi 3. tur başından önce bir çizgi var Meksika'da. Bu yüzden DRS açılmıyor. Son virajın hemen öncesinde beyaz çizgi var. O yüzden ilk iki sektörde DRS açamadılar ama 3. sektördeki 3. DRS noktasında DRS'nin açıldığını göreceğiz. Hatta Arda'nın arka kanadının açıldığını görüyorsunuz. Kerim'le arasında 0.6 saniye var. Onun da 1 saniye gerisinde Efe Banoğlu var. Arsene ve Ulaş da Efe'yi zorlamaya başladılar. Tabii Can'ın şu an 2 saniye yakın bir fark açması kendisi için kritik öneme sahip. Yumuşak hamurlarla olabildiğince farkı açıp arkadaki isimlere takılmadan pit çıkışını yapmaya çalışacaktır. Tabii ki Ulaş'tan ne kadar kopabilirse takımlar ve pilotlar şampiyonasında Red Bull'a ve Ulaş'a karşı bir avantajı olacaktır. Ulaş şu an 6. sırada. Arsene de start finish düzlüğünün sonunda Efe'yi geçerek 4. sıraya yerleşiyor. Ferrari pilotu şimdi Ulaş'tan bir geçişte izleyebiliriz hatta. Kendisine konuk olalım. Efe bu arada Arsene'in hava koridoruna girmeye çalışıyor. Kendisini içeriden gösterdiği derken Ulaş'ın da içeriye doğru bir hamle yaptığını görüyoruz. En hızlı ilk sektör zamanına da sahip. Evet, şu an Ulaş Efe'nin ardında zaman kaybediyor. Arsene biraz farkı açtı. 0.6 saniye çıkardı. Aradaki farkı Arda da Kerim Kıyısı'na karşı 0.4 saniye civarında bir farkı takip ediyor. Williams'ı. Evet, 4. turdayız. 2.5 saniye kadar neredeyse çıktı. Yalçın Can farkı açıp uzamaya başladı bile. Can şu anda oldukça iyi bir tempo ile gidiyor. Henüz hata yaptığını görmedik ki hata yapmadığını zaten büyük farkın açılmasından görebiliyoruz. Şu anda Kerim'in asıl tehdit olarak algılaması gereken Arda Güney ki şu anda da zaten 0.3 saniye farklı DRS'yi alarak Kerim'e yaklaşıyor hava koridorunda şu anda. Fakat düzlük hızı yetmedi diye varsayıyorum. Şu anda içeriye doğru kendisini gösterdi. Atağını yapıyor ve Arda Güney Kerim Kıyısı'nı geride bıraktı. Ulaş Özyıldırım da arkada bu arada Efe Banoğlu'nu geride bırakıyor. Sıralamalar giderek değişiyor. Efe şu anda başladığı yere tekrardan geri döndü. Arkasında takım arkadaşı var. Alperen Yıldız. O da kendisini dıştan göstererek atağını yaptı ve o da Ulaş'ın arkasına geçti. Küçük bir temas gördüm. Evet, Efe Banoğlu evet pist dışında taştı şu anda. Acaba bir kanat hasarı var mı? Efe'nin sağ ön kanadı Alperen'in sahip olduğuna doğru sert bir şekilde çarptı. Biz bir kanadın uçtuğunu görmedik ancak kendi hasar menüsünde bir renk değişimi görmüş olabilir. Bazen bizde herhangi bir problem gözükmese de sen daha iyi biliyorsun Yalçın. Evet. Oyunun böyle sıkıntıları var. Evet, maalesef. Oyunun böyle sıkıntıları var. Bazen hasarınız olsa bile oyun göstermeyebiliyor. Böyle sıkıntılar oluyor. Bu arada herkes az önce de sıralama seansında söylediğim gibi herkes teker teker cezalarını almaya başladı. Efe Banoğlu, Mert Koptaget, Enver Demirel ve Çağatay Şentürk'ün şu anda 3 saniye cezası bulunuyor. Pist sınırlarını aştıkları gerekçesiyle.
Evet, Ulaş da 4. sıraya yükselmiş oldu. Kıymetli izleyenler, ben yarışın yayının başında söylemiştim. Ufak bir boğaz problemi yaşıyorum. O yüzden çok fazla sesimi yükseltemiyorum. Yalçın olabildiğince bana yardımcı oluyor. Eğer Yalçın'ın sesinde bir problem varsa ben sesini biraz daha arttırabilirim. Onun hakkında bize bir geri dönüş sağlarsanız mutlu olurum. Şu an senin sesinin az olduğu bildirimi var. Benim sesim, bakalım hemen ufak bir ses kontrolü yapayım ben. Şu an tabii yayını bir maalesef. Şu an aslında herhangi bir problem olmamış olması lazım ama benim inanılmaz boğazım acıdığı için çok fazla maalesef bağıramıyorum. Sesimi yükseltemiyorum. Olabildiğince size bu yayını kaliteli bir şekilde sunmaya çalışıyorum. O yüzden Yalçın'a sık sık pas atacağım. Şu an her zaten zaman buradayım. Ön taraftaki mücadelelerde yavaş yavaş kızışmaya başladı. Kerim tekrardan Arda'ya geçmiş. Arda ve Kerim arasında yarım saniye var. Can da neredeyse 3 saniye kadar çıkarım ama Ulaş'ın şu an Arda'nın arkasına gelmiş olması da Can'ın hiç istemeyeceği bir durum. Ön tarafta bu arada Arda kendisini içeriden gösterdi ama Kerim önde kalmayı başarıyor. Şimdi bir kez daha bu iki pilot karşı karşıya geldiler pist üzerinde. İkincilik için Arda Güneş şimdi hava koridorunda DRS ile beraber Kerim'e atak yapmadı. Gördüğünüz gibi ayağını gazdan çekti. Aslında içeri atabilecek mesafeyi yakalamıştı. Ancak atak yapmamayı tercih etti Arda Günay. Bunun sebebi sence ne olabilir? Yalçın, yani muhtemelen asıl ERS uzun bitirtmeye çalışıyor olabilir diye geldi bana ama. Evet, o da olabilir. Kerim'in şu anda Arda'dan daha fazla ERS'si var ama bu çok uzun sürmeyecek. Çünkü DRS'si yok. Bu yüzden önde kalmak istiyorsa ERS harcamak zorunda kalacak. Ama aynı zamanda Arda'nın da pek riske girmek istemediğini söylemek lazım. Çünkü asıl geçiş yapmaya müsait olan yer start finish düzlüğü, oldukça uzun bir düzlük, rahat atak yapılabilecek bir yer. O yüzden kendini çok riske atmak isteyeceğini sanmıyorum. Şu anda da zaten şimdi bahsettiğim düzlüğe çıkıyoruz fakat Arda'nın da arkasında bir tehlike var. Ulaş Özyıldırım, evet, Ulaş Özyıldırım orta lastikle geliyor üstelik. Arda'nın büyük bir avantajı olacak bu düzlükte, artık geçmek durumunda kalacak, yoksa avcıyken av durumuna düşebilecek bir pozisyona geldi. Çünkü Ulaş inanılmaz bir sürat farkıyla o 1.5 saniyeyi 1 saniyenin altına 0.4 saniye kadar düşürdü. Belki şimdi Ulaş burada Kerim'e bile atak yapabilir. Lastik avantajı da Ulaş için böyle belirleyici olan turlara geldik. Çünkü yumuşak hamurun ömrünün sonlarına yaklaşıyoruz. Yaklaşık 3-4 tur daha gittikten sonra yumuşak hamurlu pilotların pite geldiğini göreceğiz. 11'lik tur civarında gidebiliyor. Tabi bazen pilotlar 13-14 turda gitmeye çalışabiliyorlar yumuşak hamurlar ama inanılmaz bir tempo düşüklüğü yaşıyorlar. O yüzden 11-12. Turlar ideal aralık gibi gözüküyor. Bakalım, daha önümüzde 3-4 tur var o pit aralığına. O yüzden Arda Kerim'in Ulaş'a karşı neler yapacağını göreceğiz. Arsen de sakin sakin bu öndeki üçlüyü takip ediyor. Burada ikincilik ve podyum mücadelesi için dörtlü bir grup oluştu. Can Akıncı da neredeyse 4 saniye çıkardı aradaki farkı. Evet, teşekkür ediyorum bu arada yorumlarınız için. Çok fazla çete bakamıyorum yarış heyecanından dolayı derken, bu arada Kerim tekrardan Arda'yı geçti. Evet Yalçın, yaklaşık 3 veya 4 turdur bu iki pilot birbirini geçiyorlar. Bir Arda bir Kerim, bir Arda bir Kerim. Bakalım sonuna kadar ne kadar gidecek, kim önde kalacak? Açıkçası merak ediyorum. Evet, sürekli yer değişimi aslında pek avantajlı bir durum değil. Çünkü arkada dediğim gibi Ulaş Özyıldırım gibi bir tehlike var. Onun da arkasında Arsen şu anda takip ediyor. Arsen'in de bu arada 3 saniye cezası olduğunu hatırlatalım. Hatta cezaları da açabiliriz. Ben şöyle açayım. Evet, evet, güzel olur. Şu anda 3 saniye cezalar Arsen, Efe, Mert, Enver, Efe Korkmazer. Efe Banoğlu ve Efe Korkmazer, 2 tane Efe'miz var tabii ki, ben bunu arada unutuyorum. Çağatay Şentürk ve Tugay Toksöz şu anda 3 saniye cezaya sahip isimler. Bu sürekli yer değişimi Arda ile Kerim arasında Ulaş'a yarayacak. Çünkü ikisi de birbirini geçmek için ve birisi önde kalmak isteyecek, birisi geçmek isteyecek. Böylece ERS'lerini tüketmiş olacaklar bir bakıma.
Bu da Ulaş'ın işine oldukça yarayacak. Şu anda da Ulaş'ın %80 civarında bir ERS'si olduğunu görebiliriz. Bu da tabii ki de Ulaş'ın ileride yapacağı atakları oldukça kolaylaştıracak. Şu anda da Arda Kerim'e atak yapıyor. Tekrardan start finish düzlüğünde bir yer değişimi gördük. Evet, 10. turdayız. Valla 5 falan oldu herhalde yer değişikliği yaşanır bu iki pilot arasında. Ulaş da tabii öndeki iki pilot birbirine karşı atak yaptığı için risk almak istemiyor. Evet, aralarında oldukça yer değişimi oldu ki olmaya devam edeceğini de düşünüyorum ben şu anda. Ulaş bu konuda oldukça dediğim gibi avantajlı, kendini çok fazla zorlamıyor. Ama RSS'ini bir nebze harcadığını görüyoruz. Şu anda %40'lara kadar düştü. Belki de arkasındaki Arsene'in bir tehlike yaratacağını tahmin etmiş olabilir. Onun yani süre kaybettireceğini düşünmüş olabilir ki Arsene'e yer vermek istemedi herhalde. O yüzden RSS'ini harcamış olabilir. Mert Koptaget bu arada Efe Banoğlu'nu geride bıraktı. Orada bu arada üçlü bir kapışma var. Bu arada evet. Mert bir yandan evet. Selim de içeriden atağını yaptı. Efe 3. DRS noktasında 2 sıra birden kaybetmiş oluyor. Mert ve Selim'e geçildi. Tabii ön tarafa biz bir dönelim. Bu arada Arda şimdi pite geldi. Arda'nın da lastiği aşınmış diyecektim ki 11. turda yaklaşık birkaç tur önce bundan bahsetmiştim. 11 ve 12. turlarda pit stopları görebiliriz diye derken bu arada Arda Günay tekrardan yumuşak hamur tercihinde bulunuyor. Arda demek ki yarışı çift pit stopla beraber bitirecek ama Arsene'den zıt bir lastik tercihi geldi. O da orta hamura geçmiş durumda. Arda şu an iyi bir noktada yarışa geri döndü diyebiliriz. Önü 2 saniye boş. Ön tarafta Ulaş ve Kerim birbirleriyle mücadele ederken bir undercut denemesiyle beraber farkı açabilir. Tabi onu birazdan göreceğiz. Ulaş şimdi artık önü boşaldığı zaman direkt gaza basıp farkı açacaktır diyecektim ki hatta zaten 1 saniyeye kadar da farkı açmayı başarmış durumda. Ulaş Özyıldırım şampiyonadaki rakibi Can Akıncı'nın da 4 saniye gerisinde. Ulaş bakalım bu lastikleri daha kaç turda idare edecek. 22 veya 24. turlara kadar Ulaş'ın gittiğini görürsek tek pit stopla yarışı bitirebilir gibi geliyor bana. Çünkü Cuma günü PlayStation Master League'de Arda Pamukoğlu son sıradan başladı yarışta. Bu taktikle beraber yarışı kazanmıştı derken evet Can Akıncı pite gelmiş durumda McLaren pilotu orta hamur tercihinde bulunuyor. Bakalım Arda Can'a karşı ne kadar zaman kazanmış olacak ama öyle bir noktada alta önünde gelmiş ki son sektörde de zaman kaybettiğini söyleyebiliriz. Şimdi hızlanma bölümünde DRS ile beraber altayı geçmeyi başarıyor. 2.8 saniye düşmüş. 1 saniye civarında bir fark kapattığını görüyoruz Yalçın. Acaba Altay'ın son sektörde arkasında kalmamış olsaydı 1 saniye daha kapatabilir miydi? Merak ediyorum açıkçası. Tabii ki trafiğin burada önemli bir faktör olduğunu söylemek lazım. Pit çıkışında önünüzün boş olması undercut atabilmeniz için çok daha rahatlık veriyor. Fakat burada şunu da unutmamak lazım. Arda'nın bu lastik tercihini yaparak çift stop stratejisini kullanacağını görmüş oluyoruz. En azından tahmin etmiş oluyoruz. Bence öyle gözüküyor. Fakat tabii ki bu tek pit stop yapan pilotların ne kadar Arda'ya tehlike yaratacağını bilmiyoruz şu anda. Fakat tek pit stop genellikle gerçek hayatta pek izin vermiyor olsa da oyun tek pit stopla Meksika Grand Prix'sini bitirmeye yeterli oluyor. Fakat Arda'nın kendini güvence altına almak istediğini de burada düşünüyor olabiliriz. Onun dışında şu anda Arda büyük bir farkla bir tur bitirdi. Neredeyse 1 saniye kapattı ve en hızlı turu da 1.16.166 ile geçmiş oldu. Giderek evet, de yaklaşıyor şu anda. 1.8 saniye, 2.8 saniyeydi. Bir turda 1 saniye aldı. Arka tarafta Arsene Altay'ı geçti. Bu arada da 3.lük için Mert ve Selim arasında bir mücadele var. Hatta Mert'in arka kanadından izleyelim. İki pilotta da orta hamurlar var gördüğünüz gibi. Selim de olabildiğince hızlı bir şekilde Mert'i geçip önünü boşaltmaya çalışacaktır. Tabii öndeki pilotu yakından takip ettikçe lastik aşınımı da artıyor doğal olarak. O yüzden rahat bir
tempoyla atılan lastikle sürekli mücadele içerisinde olan lastiğin arasında fark oluyor. Bu da birkaç tur öncesinde Selim'in pite gelmesine sebebiyet verebilir. Bu da yarış sonunda eğer tek pit stop yapacaksa yumuşak hamura geçecektir muhtemelen. O zaman da yarışın sonlarına doğru yumuşak hamur anlamında problem yaşayacağı anlamına geliyor. Bu arada Çağatay 3 saniyelik bir ceza aldı. Cezalar gelmeye devam ediyor Yalçın. Meksika'nın pist limitleri oldukça katı. Evet, Meksika tabii ki de istikrarın özellikle önemli olduğu bir pist. Burada ne kadar çok ceza yerseniz o kadar çok sıra kaybedersiniz. Hele ki bu kadar iyi pilotların, bu kadar birbirini yakından takip edebilen pilotların bir arada olduğu bir grupta ceza yememek oldukça önemli. Şu anda Efe Banoğlu, Çağatay Şantil ve Tugay Toksöz'ün 6 saniye, Arsen Altdemir, Efe Korkmazer, Enver Demirel ve Mert Koptagetin 3'er saniye cezaları bulunuyor. Yarış sonunda bunun ne kadar etki edeceğini hep beraber göreceğiz. 15 dakikada yağmur gelecek yazmışlar chat'teki izleyicilerimiz. Hava şu an günlük güneşlik ama sol taraftan da bir bulut kütlesinin piste doğru yaklaştığını görebiliyoruz. Bakalım o yağmur ne kadar süreyle gelecek. Belki de Arda o yağmurun geleceğini düşünerekten yumuşak hamur tercihinde bulunmuş olabilir. Eğer öyle bir tercihte bulunduysa Arda için Can'ı yakalamak adına doğru bir tercih olduğunu söyleyebiliriz derken bu arada Can Akıncı Can'a Gicvan'a içeriden atanı yaptı. Kapıyı zorlayarak açıyor ve 7. sıraya yerleşiyor. Tabii Arda ile araya almış olduğu bir tampon kendisi için kritik öneme sahip. Tabii Canay'ın şu an kontra vermesi de Arda'nın biraz geride kalmasına sebebiyet verdi. Muhtemelen Arda ayağını gazdan çekti. Start finish düzündeyiz. DRS treni oluştu burada. Efe Korkmazer takım arkadaşı Can'a olabildiğince zaman kazandırmaya çalışacaktır ve Enver'e ne kadar direndiğini görüyorsunuz. Hatta Can Akıncı da şu an Enver Demir'in hava koridoruna girdi. Enver de olabildiğince Can'ı tutmaya çalışacak. Bu arada üçlü bir mücadele var ilk sektörün sonunda ve Can Akıncı içeriden atan yapıyor. Hem takım arkadaşı Efe'yi hem de Enver Demir'i geçerek iki sıra birden yükseliyor Can'dan. Güzel bir atak geldi. Enver şimdi zorluyor Efe'yi. Arda bu arada takım arkadaşını geçti. Arda şimdi Efe Korkmazer'e dışarıdan atanı yaptı ve dış çizgide kalmayı başararak güzel ve temiz bir atakla 6. sırayı yakalıyor. Tabii 1.2 saniye kadar çıktı Yalçın. Can ve Arda'dan evet, güzel ataklar izlemiş olduk. Aston Martin ve McLaren arasında gerçekten şairane bir savaş gördük. Efe'nin Enver'e yapmak istediğini aslında bir nevi Enver şu anda Efe'ye yaptı ve Arda ile Can yeniden arka arkaya yarışa devam ediyorlar. Gerçekten güzel bir kapışmaydı. Güzel sahneler izledik. Ön tarafta da Selim ve Mert arasında 0.3 saniye kadar düşmüş bir fark var. Telemetriyi de açalım. Tabii Mert'in şu an %20 civarında bir ERS'si var. Selim'in ise %20'ye yeni çıktı ERS'si. Ama tabii atak yapacak mesafede değil. Meksika'da her ne kadar uzun düzlükler olsa da geçiş yapmak görünenden daha zor. Bu arada Efe ve Enver arka tarafta kapışmaya devam ediyorlar 7. sıra için. Efe de son sıradan başladığı yarışta şu an 7. sırada gayet iyi bir tempo ile ilerliyor. Canay da Enver'in arkasında. Canay'ın kaç tur olmuş lastikleri bakalım. Canay da 15 turdur bu lastiklere gidiyor ama sonun lastiğinde biraz aşınma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Mert ve Tugay'ın startta yaşamış oldukları problem yarıştan kendisini kopardı. Ancak bir güvenlik aracıyla beraber onlar da bu eğlenceli mücadeleye dahil olabilirler diye düşünüyorum. Evet, güvenlik aracının burada çok büyük etkisi olacak. Özellikle Mert Cömert ve Tugay Toksöz'e söylediğin gibi. Güvenlik aracı bekleyecekler. Yapabilecekleri çok bir şey yok onun dışında. Çünkü önlerindeki birçok pilot henüz pit yapmadı diye tahmin ediyorum. Şu anda pit yapmayan yalnızca Canay Gicvan, Selim Arkın, Kerim Kıyıs'ın, Ulaş Özyıldırım. Şu anda benim ekranımda pit yapmamış şeklinde gözüküyor. Enver Demirel ve Efe Korkmazer'i de bu listeye katabiliriz. Şu an Canay Gicvan pit yaparak
bu listeden çıkmış oldu. Altay Şentürk de şu an 10. sırada pit yapmamış şekilde gözüküyor. Tabii ki orta lastik kullanıyor olduklarını tahmin ederekten. Tek pit stop stratejisini ve ters strateji kullanarak yarışı bitirmeyi hedefliyorlar şu anda. Hatta Canay'a bakalım. Canay sert lastiğe geçti. Aslında baktığımızda 17. tur biraz erken. Ama tabii lastik kullanımı da önemli. Agresif bir şekilde kullandıysa daha erken lastiklerin ömrü bitiyor. Ama masaj yaparak Hamilton vari bir sürüstünde sahip olan pilotlar avantajlı oluyor böyle yarışlarda. Derken bu arada yağmur gelecek diye chatten bizi uyarmışlardı ama havada evet, şu havanın, an kapandı biraz. Havanın karardığını şu anda görüyoruz. Bu büyük bir kumar. Şu anda Arda Güney'in yaptığı pit tercihinden bahsediyorum. Şu anda büyük bir kumar. Eğer yağmur yarışın sonuna doğru özellikle yağmaya başlarsa ya da yumuşak lastiğin ömrü bitmeden yağmur yağmaya başlarsa Arda Güney büyük bir avantaj yakalamış olacak bu konuda. Çünkü önündeki pilotlar da bir nevi aslında avantaj yakalayanlar şu anda orta lastikle sürenler. Eğer sonlara doğru gidip lastiği korumayı başarabilirlerse şu anda Ulaş Öz Yıldırım, Mert Koptageç, Selim Arkın bu üçlüden bahsediyorum. Aynı zamanda Kerim Kıyıs'ın 17 turluk yumuşak lastikle devam ediyor. Arkasında Mert Koptageç hemen 10'da 5 saniye farkla takip ediyor Kerim Kıyıs'ını. Kerim'in büyük sıkıntıda olduğunu söylemek lazım Hasan abi. Evet, Kerim olabildiğince direnmeye çalışıyor. Daha zaten lastiklerini de izleyicilerimiz görecektir. Gördüğünüz gibi iç hat ciddi bir şekilde oluşmuş. Arka lastikler de öyle. Yani yağmurun gelmesi için dua ediyor olabilir. Şu an direksiyon başında ve problem yaşamaya da başladı. Arkasındaki isimler kendisini yakaladı ve Ulaş'ın işine yarıyor bu. Tam Ulaş'a 3 saniye zaman kazandırmış oldu bu turda. 8 saniyeden 11,5 saniye kadar çıkardı. 3,5 saniye fark açılıyor Kerim ve Ulaş arasında. Evet, şimdi Mert içeriden atağını yaptı. Arkadan Selim geliyor. Tabii Kerim takım arkadaşı Selim'e zorluk çıkarmaması da gerekecek. Evet, şimdi Selim'e zorluk çıkarmadı ve arkasında Can Akıncı'yı tutmaya çalışacak. Arda da bu gruba çok yakın. Şimdi fakat Kerim'in DRS'si yok. Evet, Kerim'in DRS'si yok. DRS arızası da yaşamış olabilir. Bu arada Kerim ve bir spin attı derken lastiğini patladı diyecektim. Hayır. Temas ile birlikte bir yaşadı derken evet Ulaş 3 saniyelik bir ceza aldı. Ve ufak ufak yağmur da atmaya başlıyor kıymetli izleyenler. Evet, Selim Arkın 3 saniyelik bir ceza aldı. Can ve Arda'nın şu an ceza almadan ilerlemiş olması yarış sonunda büyük bir önem arz edecek ama Ulaş'ın lastiği mi patladı acaba? Çok yavaşladı çünkü 6,5 saniye kadar düştü fark 11,5 saniyeden. Evet, Ulaş piste kalmaya devam ediyor ama Ulaş'ın da lastiklerinin bir hayli aşındığını söyleyebiliriz. Zaten ön lastiklerini görüyorsunuz. İç taraflar bayağı bir aşınmış durumda. Arka tarafta Arda Selim'i geçiyor. Tabii DRS şimdi açıldı. Arda Günay DRS'nin yardımıyla beraber Can Akıncı'yı geçerek yağmurun da başlamasıyla beraber belki de pist üstü pozisyonunun en önemli olacağı noktada Can'ı geçerek üçüncülüğü aldı. Bu arada Selim de Can'ı geçti. Can yarışa pole'den başladı ve şu an 5. sıraya kadar gerilemiş vaziyette. Sizce bilgilendirmeyi de geçmek istiyorum, kusura bakma lütfen. Kerim Kıyıs'ın ve Arsen Alpdemir'in intermediate lastikleri tercih ettiğini görüyoruz şu anda. Erkenden bir geçiş oldu. Bir onları takip edebilirsen Yalçın. Nasıl evet, bir anda tempo çıkartıyorlar görebilirsek çok iyi olur. Kesinlikle. Bu arada Can da Selim Arkın'ı içeriden yapmış olduğu atakla beraber geçtiğini görüyoruz. İkinci sektörde atak yapmak gerçekten zor. Ama başarılı ve temiz bir atak olduğunu söyleyelim. Bu arada Selim ceza yemeye devam ediyor. 6 saniye oldu galiba. Evet, 6 saniye oldu. Ben lastiği bir açayım. Gördüğünüz gibi Arsen, Tugay, Kerim yeşil logolu yağmur lastiğine geçtiler. Henüz pist tam ıslanmadı ama hangi Arsen aralıkta anda ne zaman geçtiğiniz çok önemli. Arda da şimdi Mert'i zorlamaya başladı ve 0,3 saniye beraber start finish'inde atağını yapacak gibi duruyor. Selim pite geldi. Evet Yalçın, sözü sana bırakayım. Şu anda Arsen ve Kerim
büyük kan kaybediyor gibi gözüküyor. Özellikle şu anda pistin tam ıslanmamış olması Arda'nın oldukça işine yarayacak diye düşünüyorum. Pist tam ıslanmadığı zamanlarda oyun kuru lastikte kalmanıza izin veriyor ve bu da yumuşak lastiklerin büyük bir avantajı olduğunu gösterir. Şu anda Arsene'in ne kadar zorlandığını da son virajdan çıkarken görüyor olmamız gerek. Gaza basmakta oldukça zorlandı. Şu an Tugay Toksöz ve Selim Arkan'ın da geçiş lastiklerini taktığını görüyorum. Aynı zamanda Çağatay Şentürk de şu an pite girerek geçiş lastiğini takan bir diğer isim oldu. Efe Korkmazer şu anda Enver Demirel'i geride bıraktı. Özür diliyorum. Enver Demirel tekrardan sırasını geri kazanıyor. S virajlarda. Evet, Arda da 5.6 saniye kadar düşürdü farkı. Bakalım Ulaş ne zaman pite gelecek. Şimdi yağmur şiddetini artırmasıyla beraber pist artık ıslandı diyebiliriz. Tam zamanı. Evet, Arda da Can da arka arkaya pite geliyorlar gördüğünüz gibi. Evet, şimdi Ulaş ve Arda çok yakın bir şekilde karşı karşıya geldiler pitte ve artık herkes yeşil logolu intermediate lastiklere geçiyorlar. Yağmurun pist üzerindeki etkisini arttırmasıyla beraber tüm grid yeşil logolu lastiklere geçecek. Evet, Arda ve Ulaş arasından 5 saniyelik de bir fark olduğunu söyleyelim. Ulaş'ın 3 saniyelik bir cezası var. Arda'nın bundan sonra daha iyi bir tempo ile beraber farkı en azından 3 saniyenin altına düşürmesi gerekecek Yalçın. Evet, oldukça büyük bir farkı kapatması gerekiyor şu anda. Fakat bu oldukça zor çünkü artık DRS olmayacak yağmur olduğu için. Ve birbirini takip etmek zor olacak. Tam DRS'de da bunu dediğim esnada. Kapandı. 2021 oyununa göre söylemek gerekirse Michael Masi şu anda DRS'yi kapattı. Eğlence butonunu kapattı ve asıl olay şu anda pilotaja kaldı. Asıl olay yarış temposuna kaldı. Bu arada Tugay Toksöz pite gelerek yarıştan çekilmiş oldu kendisi. Zaten yarış başında yaptığı kazadan dolayı da büyük fark açıldığını görmüştük. Kendisi yarıştan çekilmeyi tercih ediyor. Şimdi yarım saniye aldı Ulaş Arda'ya göre. Can da Arda'yı yakalıyor. 0.6 saniye düştü. Hemen hemen 1 saniye vardı iki pilot arasında. Evet, şu anda Can start finish düzlüğüne Arda'nın arkasında çıktı. Fakat farkı çok uzak olduğu için start finish'te bir atak göremeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Fakat giderek yaklaşıyor. Tahminlerimi boşa çıkaracak mı acaba? Şu an 0.4 saniye var. Evet, hayır, çıkarmadı. Atak görmedik start finish düzlüğünde. Bu arada bir temas var. Arda acaba kuru zemine göre setup yaptığı için şu an problem yaşıyor. Bazı pilotlar yarışın sonunu öngörerekten belki yağmur için bir setup da seçmiş olabilir ama Arda'nın ciddi anlamda ilk virajda yavaşladığını gördük ve Can Arda'ya arkadan temas etti. Acaba bir kanat hasarı da var mı? Evet, tabii ki bunu oyun bize göstermediği için şu an kanat hasarının olup olmadığını göremeyeceğiz. Grafik olarak hiçbir sıkıntı şu anda gözükmüyor. Can'da da, Arda'da da. Arka tarafta bu arada bir kapışma oldu. Mert Cömert giderek tırmanmaya başladı. Arka gruba yetişti. Şu anda 13. sırada. Önünde Canay Gicvan var. 0.5 saniye farkla takip ediyor kendisi. Onun dışında farklar giderek açıldı Hasan abi. Evet, pit stop'tan önce birbirini yakın takip eden isimler sezonun başından beri bu şekilde ilerliyor ama pit stop'tan sonra farklar nedense açılıyor. O yarışın başındaki o yakın takiptir, birbirini zorlayan isimleri pit stop'tan sonra göremiyoruz. Aslında pit stop'tan sonra da tadın biraz kaçtığını söyleyebiliriz. Yani kolayı ilk açınca ve ikinci üçüncü açışındaki tat farkı gibi. Bu da öyle oluyor. Pit stop'ta nedense farklar açılıyor. Tabii undercut denemesi yapan pilotlar avantaj yakalayabiliyorlar. Oyundan kaynaklı diye düşünüyorum. Çok fazla bir
şey de söylememek lazım artık. Çünkü alıştık bu duruma. Arda da zaten tempoyu tutamadı. 5 saniyeden 1,5 saniye verdi Ulaş'a. Ulaş şu an rahat bir pozisyonda ilerliyor. Gördüğün gibi 3,5 saniyelik de bir avantajı var. Eğer ekstra bir ceza daha yemezse. Evet, şu anda aynı şeyi tabii ki Can Akıncı için söyleyemeyeceğiz. Can Akıncı şu anda Arda Güney'i hala aynı mesafede, aynı tempoyla takip ediyor. Can Akıncı'nın belki de ileride Arda Güney'e bir atak yapacağını görebiliriz. Kendisinin temposu şu an hiç fena gitmiyor. Aynı şekilde şu an Efe Korkmazer Enver Demirel'in hemen arkasında 0,5 saniye ile. Ve onun dışında rakibine yakın olan tek isim de Mert Cömert 0,6 saniye ile. Bu arada Arsene 12 saniye oldu cezası. Evet, Efe Banoğlu, Arsene Altdemir 12'şer saniye cezaları var. Çağatay Şentürk ve Efe Korkmazer'in 9 saniye. Selim Arkın, Enver Demirel 6 saniye cezaları var ve geriye kalan Ulaş Özyıldırım, Mert Koptaget, Altay Şentürk ve Canay Gicvan ve Mert Cömert'in 3'er saniye cezaları bulunuyor. Birçok kişi ceza yedi. Meksika'nın azizliğine uğradılar şu anda. Görüldüğü üzere ta sıralama seansında söylemiştik bunu. Tam da söylediğimiz çıktı diyebiliriz. Arda, Can, Kerim ve Alperen ceza yemeyen 4 pilot. Geri kalan tüm isimler gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 12 şeklinde cezalar almış durumda. Önümüzde 12 tur kaldı yarışın bitmesine. 3'teki bölümü geride bıraktık. Sadece 3'te 1'lik bir bölüm var şu an. Cezalar ekranına getirdik artık normal. Her zaman grafiğimize geçelim. Ben bir Enver ve Efe arasındaki mücadeleye bakalım. Ön tarafta Aston Martin ve McLaren mücadelesi izlerken arka tarafta da Enver ve Efe mücadelesi izliyoruz. Aynı takımların farklı pilotları derken Arda ve Can'dan 3'er saniyelik cezalar yediler. Daha 15 saniye önce ceza yemeyen iki isim demiştik. Onlar da ceza yiyen isimler. Kervan'da katılıyor. Evet, ben de ilk yorumcu lanetimi de yapmış oldum böylece. Nazar değdiriyoruz Yalçın'a. Alıştık artık. Bu benim için ilk oldu ya. Şu anda bu arada özür diliyorum. Can Akıncı 0,2 saniye. Arda Güney'in hemen arkasında ilerliyor. Arda kendisini içeri dışarıya attı şu anda. Kapattı. Can dışarıda. Mert 3 saniyelik bir ceza aldı. Ama tabii DRS'in olmamasıyla beraber hava koridorundan çıktığı anda Can düzlük sürat hızını biraz kaybediyor doğal olarak. Sürtünmesi arttığı için şimdi bir kez daha atak yapmak için hava koridoruna geldi ancak Arda önde kalmayı başarıyor. Tabii ERS miktarlarına da bakalım. Arda'nın hala ERS avantajının olduğunu görüyoruz. Tabii şu an ERS'yi kullanmak normale göre çok zor bu arada. Mert pite gelerek muhtemelen retire çekti. Evet, Mert Cömert şu anda pite gelerek kendisi yarıştan çekildi. O da yarışın startında pite girmek zorunda kalan bir diğer isimdi. Tugay Toksöz ve Mert Cömert ikisi de yarış başında problem yaşadı ve ikisi de pite gelerek yarıştan çekildiler. Şu anda Alperen Yıldız da 3 saniye cezasını aldı. Ceza yemeyen tek isim şu anda Kerim Kıyısın 8. sırada. Önünde de 3,4 saniyelik bir fark var. Efe Korkmazer hemen önünde yer alıyor. Fakat önünde ceza yiyen çok sayıda isim var. Hatta neredeyse bütün grid kendisi dışında ceza yedi şu anda. Şöyle baktığımızda Kerim 6 sıra kaybetmiş vaziyette. Yağmur onun da ışına gelmemiş gibi duruyor. Tabii cezalar artarsa o da biraz sıra kazanabilir. Çağatay 3 saniyelik bir ceza aldı. Ulaş 8 saniye kadar çıkarmış durumda farkı. Pit stoplar ekranlarımızda Ulaş, Mert, Selim, Enver, Efe, Kerim, Altay bir pit stop yapan isimler. Diğer kalan isimler de ikişer pit stop yapmış durumdalar. Tüm araçlarda da zaten yağmurlu pistle beraber yeşil logolu intermediate geçiş lastikleri olduğunu görüyoruz. Evet, 10 tur kaldı Yalçın. Evet, bu intermediate lastiklerle zaten yarışın sonunu getirmek oldukça kolay olacak. Neticede yarışın orta noktasında sadece eğer full yağmurlu bir yarışta başlarsanız iki defa intermediate kullanıyorsunuz. Bir başlangıç ve bir pit stop sonrası şeklinde. Fakat yarışın zaten orta noktasında yağmur yağmaya başladı. O yüzden
geçiş lastiğini yarışın sonuna kadar götürmek kolay. Sadece olası atak durumlarında lastiği koruyarak rakibini geçmek ya da savunma yapmak önemli. Şu anda Can Akıncı 0.3 saniyeyle takip ediyor. Bir atak izleyeceğiz. Evet, hava koridorundan tekrardan girdi. Arda'nın da RSS'in azaldığına dair görüyorsunuz, o ışık yanıp sönüyor. Ama Arda düzlüğün sonuna doğru biraz fark açtı. Evet, düzlük sonu süreti anlamında Arda Can'dan daha hızlı. Bu seneki Red Bull Ferrari gibi oldu. Evet, Red Bull'un da şu anda düzlük hızının ne kadar çok olduğunu birçok yarışta görmüş olduk. Özellikle Suudi Arabistan, Imola ve Miami GP'sinde özellikle düzlüklerde ne kadar çok zaman kazandığını gördük. Fakat kendi kişisel yorumumda bulunmak istersem eğer, özellikle dayanıklılık konusunda Red Bull çok problem yaşıyor. Bunun da ne getireceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ulaş Özyıldırım bu arada 1.3 saniye daha ceza alıyor. 6 saniye cezası oldu. Ama bakalım giderek artacak mı? Ulaş'ın cezaları gördüğünüz gibi 6 saniye. Arda'nın ve Can'ın 3'er saniye cezaları var. O yüzden 6 saniyelik hala avantaja sahip olduğunu söyleyelim. Enver de 3 saniyelik bir ceza aldı. Kerim cezayı en tek isim konumunda. Evet, şu anda Can'ın ve Arda'nın birbiri arasındaki rekabeti Mert'in işine yaradı. Mert iyice farkı kapattı Can'a karşı. Fakat giderek de açılıyor, kapanıyor. Bir nevi aynı tempoda şu anda devam ediyorlar. Şu an ceza yemeyen tek isim Kerim Kıyısım. Onun ne kadar sıra kazanacağını ben açıkçası yarış sonu çok merak ediyorum. Şu anda çok da fena olmayan bir farkla ön grubu takip ediyor. Biraz daha fark kapatabilirse belki ilk 5 içerisine bile girebilir. Evet, doğru. Çünkü Efe, Enver ve Selim'in 9'ar saniye cezası var. Hatta şöyle ekranlara getirelim. Evet, tabii ki bu cezaların artıp artmayacağı da bir muamma. Ne olacağı hiç belli olmaz. Çünkü zaten kuru zeminde ceza yememesi çok zor olan bir pistken, bir de yağmurlu ıslak zeminde yarışılan bir Meksika Grand Prix'si izliyoruz. Burada piste tutunmak oldukça zor olacak geriye kalan turlarda. Hele geçiş lastikleri de giderek aşınıyor şu anda. Can hala yakın takibini sürdürüyor. Başka bölümde de farklar açık olduğu için sadece bu 3 pilotu izliyoruz. Diğer bölümlerde herhangi bir mücadele yok. Evet, Can'dan bu arada bir hata gördük. Galiba bir blokaj, virajı kaçırmış oldu. Fark 9'a çıktı. Evet, fark giderek açıldı. Evet, şu anda yarış oldukça sakin gözüküyor. Herkesin arasındaki fark giderek açıldı. Sadece Arda ve Can arasındaki fark 0.5 saniye. Ulaş şu anda aldığı cezaya rağmen yarışı domine ediyor diyebiliriz. Sen ne söylersin Hasan abi bu konuda? Ulaş yağmurun da geleceğini hesaba katarak iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum ben. Zaten sürüş anlamında da Arda'ya karşı 5 saniyede çıkmıştı. Ekstradan bir 5 saniye daha aldı pit stop sonrasında. Baktığımızda 6 saniye ceza yemiş olmasına rağmen hala bir 6 saniye avantajı olduğunu söyleyelim. Arda'nın da 3 saniye bir cezası var bildiğiniz gibi. Tabii Can stratejide hata yapmış durumda. Yumuşak hamurlarla yarışa başladığı için Arda ile olan mücadelesinin uzun sürmüş olması da Ulaş'la puan farkının biraz daha açılmasına sebebiyet verecek gibi duruyoruz. Şu an eğer yarış böyle biterse Ulaş 10 puan daha fazla almış olacak. Evet, Kerim evet. De ceza aldı. Evet, şu anda bütün lanetimizi gride yaymış olduk. Evet, şu an Arda'nın hava koridorundan kaçmaya çalıştığını gördük start finish düzlüğünde. Can giderek yaklaşıyor, fakat şunu da söylemek lazım. Arda'nın şu an Can'a karşı büyük bir ERS avantajı var. Can'ın ERS'si neredeyse bitti. Sadece şu an virajlarda fren yaparak ERS'sini biriktiriyor, fakat Arda Günay'ın %30'a yakın ERS'si var. Acil bir durumda kullanabileceği ERS miktarı mevcut.
Efe Banoğlu bu arada bir 3 saniye daha ceza aldı. Şu an 18 saniye. Cezalar konusunda hemen hızlıca bilgilendireyim. Şu an Ulaş Özyıldırım 1. sırada 6 saniye cezası var. Arda Güney 3 saniye. Can Akıncı 3 saniye. Mert Koptaget 3 saniye. Selim Arkın, Enver Demirel ve Efe Korkmazer'in 9'ar saniye cezası var. Kerim Kıyıs'ın ceza yemeyen tek isimken şu anda 3 saniye cezaya sahip oldu o da. Arsen Altdemir 12 saniye. Alperen Yıldız, Altay Şentürk, Canay Gicvan 3'er saniye cezaları var. Efe Banoğlu 13. sırada 18 saniye ve son sırada Çağatay Şentürk 15 saniye cezası var. O da Efe Banoğlu'na yakın bu arada. 0.3 saniye ile takip ediyor kendisi. Evet, son 5 turdayız artık. Kıymetli izleyenler, gördüğünüz gibi Ulaş Özyıldırım rahat bir şekilde yarışı 11 saniye farkla lider götürüyor. Tabii Arda ve Can arasındaki fark 0.3'e kadar düştü ama Arda yine kendisini önde tutmayı başaracak farka sahip. Bir kez daha Can içeriden kendisini gösterdi ancak frenlemede kendisini Arda'nın yanına atamıyor. Arka tarafta Enver ve Efe arasında bir mücadele de var 0.7 saniye ama burada ikincilik için Arda ve Can arasında bir mücadele olduğunu görüyoruz. 0.3 saniyelik bir fark var iki pilot arasında. Arda ERS avantajıyla beraber kendisini önde tutmayı başarıyor düzlüklerde DRS'nin kapalı olmasıyla beraber. Tabii bu iki pilotun mücadelesinde de her saniyede Ulaş farkı biraz daha açıyor. Arka tarafta Alperen ve Altay arasında bir mücadele var. Oraya hızlıca dönelim. Yalçın ön tarafı sende. Bir sıkıntı olursa, bir durum olursa bizi bilgilendirirsen sevinirim. Tamamdır, hiçbir sıkıntı yok. Bu arada Altay elini uzatsa da iyice Alperen'e, iyice yaklaştı artık. Alpin ve Alfa Romeo pilotlarının mücadelesini izliyoruz bu noktada. Son 4 tura girdik artık. Yalçın yavaş yavaş bitiyor da turlar. Evet, farklar oldukça fazla, o yüzden sıralama ne kadar değişecek? Şu anda az ceza alanların sıralamada büyük bir rol oynayacağı aşikar. Ancak az cezası olanların da öndekilere karşı farkları çok fazla. Örneğin Alperen Yıldız şu anda arkasında Altay Şentürk takip ediyor. Süre kaybettirdiği için şu an Arsen'le arasındaki fark giderek açılıyor. 9.2 saniye olarak görüyorum ben şu anda süre farkını. Onun dışında herhangi bir sıralama değişimi olacak gibi gözükmüyor. Bu arada gayet sakin. Şimdi Alperen içeriden hatanı yaptı düzlükte ama Alperen düzlüğün sonunda bir kez daha hızlanıyor. Altay içeride, Alperen dışarıda. Altay Şentürk frenlemede kendisini içeri atmayı başardı ve geçmeyi başarıyor. Evet, DRS olmadan yağmur altında belki de görmüş olduğunuz ilk geçiş. Yanlış hatırlamıyor isem. Evet, şu anda yağmurlu zeminde ilk geçişi gördük. Ceza durumları neye bakalım iki pilotunda? 3'er saniye. Altay da günün son puanı için Alperen'e geçmiş oldu ve 10'unculuğu elde ediyor. Evet, ön grupta bu arada Arsen bir 3 saniye daha ceza aldı. 15 saniye. 15 saniye cezası oldu. Can Akıncı ile Arda Güney arasındaki fark bir türlü kapanmıyor. Arda çok güzel ERS saklıyor şu anda. %20 civarında ERS'si bulunuyor. Can Akıncı'nın ise ERS'si her start finish düzlüğünde bitiyor. Yorumunu yapabilirim şu anda. Kendi incelemem sonucunda. Şu an %10 ama muhtemelen bitecek yine. Evet, özellikle start finish'te Arda'ya karşı farkı kaybetmemek için Can ERS'sini oldukça harcıyor. Fakat Arda'nın ERS'si yaklaşık %20 civarında Can'dan daha fazla. Bu sebeple düzlükte basarken Arda gönül rahatlığıyla yapıyor bunu. Fakat Can farkın kapanmaması için, özür diliyorum, farkın açılmaması için ERS'sini olabildiğince harcamaya çalışıyor. Bu durumda da aynı tempolar neredeyse ortaya çıkıyor. Şu anda sıralama hala aynı. Efe Korkmazer, Enver Demirel'i 0.4 saniye ile takip ediyor. Birbirine yakın olan Aston Martin ve McLaren'ler birbirlerinden yüksek puan almaya çalışıyorlar şu anda. Bu da tabii ki şampiyonaya etki edecek. Aralarında takımların neredeyse yalnızca 3 puan vardı.
bu yarıştan sonra neler olacağını hep beraber göreceğiz. Evet, sonraki turdayız artık. Ulaş'a bir bakalım tekrardan. Ulaş'ın temposu şahane. Yine gerilerden başladı ve kazanmaya doğru ilerliyor. Ulaş bir şekilde temposuyla beraber galibiyeti alacak. 25 puanı hanesine yazdıracak. Can'a karşı da 10 puanlık bir farkla açmış olacak eğer yarış böyle biterse. Evet, şu anda şampiyonluk açısından, özür diliyorum, pilotlar şampiyonası açısından Aston Martin ve McLaren'e dikkat ettiğimiz zaman şu an Can Akıncı 167 puanda, Arda Güner 155 puanda, ikisi arasında yanlış saymadıysam eğer 12 puan bir fark var. Bu yarıştan sonra yanlış bilmiyorsam eğer, tabii ben puan tablosu konusunda pek deneyimli değilimdir kendim yarışçı olduğum için. Yanlış bilmiyorsam eğer 3 puan kadar bir fark kapanışı olacak. Arda Güner 3. sırada. 4 diyelim. Şampiyon. Çünkü ekstra 1 puanı da Arda almış. En hızlı tur Arda'da şu an. Evet, şu anda en hızlı tur 1.16.166'lık dereceyle Arda Güner'de. O da ekstradan 1 puan daha kapatmış olacak. 8 puanlık bir fark söz konusu olacak eğer yarış bu şekilde biterse. Ve son tura da girmiş olduk. Evet, Ulaş artık galibiyete doğru ilerliyor. Son kez Arda ve Can arasındaki mücadeleye bakalım. Sonrasında Ulaş'a dönüp son yarım turu da Ulaş'tan izleyeceğiz. Evet, şu an fark kapanmayacak gibi duruyor. Biz de artık kameralarımızı Ulaş Özyıldırım'a çevirelim. Ulaş 8 başlamıştı ve şu an lider durumda, 7 sıra yükseldi ve galibiyete doğru ilerliyor. 14 saniyelik bir fark da olduğunu söyleyelim. 6 saniye cezası var. Ancak o ceza kendisine bir problem teşkil etmiyor. Efe bu arada bir 3 saniye daha ceza aldı. Ulaş artık son sektöre doğru ilerliyor. Efe Manoğlu da ceza yedi. Efe Gokmezer'in 15, Efe Manoğlu'nun 21 saniyelik cezası olmuş durumda. Artık son virajlarda, son sektörde, evet, konfetileri görüyorsunuz. Bu konfetiler galibiyete doğru ilerleyen Ulaş Özyıldırım için. Red Bull pilotu Ulaş son kez start finişte yüzüne çıkıyor ve Meksika'da 8. başladığı yarışı kazanıyor ve şampiyona da 10 puan daha fark açıyor. Ulaş Özyıldırım Arda 2. sırada finiş görmeye doğru ilerliyor. Can'ın büyük baskısına karşı tüm yarış boyunca direndi ve ikinci oluyor. Can 3. sırada podyumu, son basamağı tamamladı. Mert 4, Selim 5. sırada çizgi geçecek ama cezalarla beraber neler olacak bekleyip göreceğiz. Evet, Enver, Kerim, Efe arka arkaya ilerliyorlar. Selim ve Kerim 5 ve 6. sırada noktaladılar. Can'a 3 maniye daha aldı. Arsen ufak bir kontrayla yarışı bitiriyor. 9. sırada Altay muhtemelen Arsen'e geçecek. Evet, Altay 9, Arsen 10. sırada günün son puanını almış oldu derken Alperen Yıldız Arsen'i ilk 10 dışına itiyor ve günün son puanını almış oluyor. Canay, Efe ve Çağatay'ı bekliyoruz. Evet Yalçın, yarış bu şekilde bitti. Evet, yarış oldukça sakindi aslında. Sadece startta ve ilk 10-11 tur içerisinde birbirine atak yapan pilotlar gördük. Fakat yağmur geldikten sonra tempolar sabitlendi ve yarış oldukça sakin geçti. Pilotlarımızı tebrik etmek lazım. Oldukça büyük bir istikrarla sürdüler. Şimdi de zaten podyuma çıkan pilotlarımızı röportaja alacağız. Evet, podyumu bekleyelim.
Evet, ben o sırada yarış sonuçlarını izleyenlerimize teker teker sayayım izninle. Tabii, ben artık konuşamayacağım, bayağı acımaya başladı boğazım. Ulaş Özyıldırım yarışı 1. sırada tamamladı. Arda Güney 2. Can Akıncı 3. Mert Koptaget 4. Selim 5. Kerim 6. Enver 7. Efe Korkmazer 8. Altay Şentürk 9. ve son puanı da Alperen Yıldız alıyor. 11. sırada Arsen, 12 Canay, 13 Çağatay, 14 Efe ve hemen hızlıca geçemedim. Geriye kalanlarda da evet, bildiğiniz üzere Mert Cömert ve Tugay Toksöz yarışı bırakarak son sıralarda yer aldılar. Birazdan röportajlarımız başlayacak. Podyuma çıkan pilotlarımızı buraya alacağız. Ben de şu an beklemedeyim. Evet, şu an bekliyoruz. Pilotlarımız gelsinler diye. Bakalım pilotlar geldi mi? Evet, Ulaş şu geldi. An, evet, Ulaş geldi. Can'la Arda'yı bekleyeceğiz. Evet, şu an tüm pilotlarımız burada. Evet arkadaşlar, elinize kolunuza sağlık. Sakin ve güzel bir yarış izlettiniz. Çok fazla bir heyecan olmadı. Stabil bir yarış izledik. Meksika'da genelde olaylar oluyordu ama bugün son bölümdeki gelen yağmur heyecanı biraz kaçırdı gibi. Evet Ulaş, 8. başladın. Yağmurun geleceğine dair bir strateji yaptığını düşünüyorum. Orta hamurlarla başlayıp tek pitle intermediate'lerle yarışı bitirdin. Büyük de bir fark attın. Neler söyleyeceksin? Yarış zaten %70 ihtimalle yağmur gelecek yazıyordu 30 dakikadan sonra. O yüzden medium'lara geçtim. Yani bence kesindi yağmurun geleceği. Neden? Çok az kişi medium'a başladı düşündüğüme göre. Can ve Arda soft'taydı. Ben bilerek medium'a attım. İlk stint güzeldi. İkinci sonunda bir screen freeze izledim. Bir orada 5-6 saniye kaybettim. Orada korktum biraz duvara vuracağım diye ama vurmadım. Inter'e geçtikten sonra yavaş yavaş farkı aça aça gittim. Arda ile Can'ın eline sağlık. Güzel yarıştım. Evet. Tebrik ediyorum seni. Şimdi Arda'ya dönüyorum. Evet Arda. Sen de Can'la yarış başından sonuna kadar bir mücadele içerisindeydin. Güzel bir mücadele de izlettiniz bizlere. ERS avantajını son turlara kadar korumayı başardın Can'a karşı ve düzlükte önde kalmayı başardın. Yarış ikinci sıralı noktaladın. Yarış senin için nasıldı? Neler söyleyeceksin? Öncelikle herkesin eline sağlık. Ben yarışa geçmeden önce bana taktikte çok yardımcı olduğu için hem abim hem yarış mühendisim olan Baran Güney'e buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Soft'tan soft'a geçmek onun aklına geldi. Hani yarış anında çok ben bu taktikleri uygulayamıyorum ama onun sayesinde hem yarış dışında hem de yarış içinde bayağı bir işime yaradı diyebilirim. Yarışa gelecek olursak Coil'de medium'da istediğimiz tur atamayınca ben mecbur soft'a geçmek zorunda kaldım aslında. Ulaş'ın yaptığını ben de yapmak istiyordum ama 15. 16. sıradan başlayarak medle çok bir şey yapabileceğimi düşünmedim. O yüzden tekrardan soft'a geçerek en azından ön taraftan başlayarak ikinci bir soft'la birlikte geçiş yaparak belki tekrardan olduğum yere dönebilirim diye düşündüm. Yani orada aslında Coil bittikten sonra medlilerden birisini kazanacağını düşünüyordum ki orada en uygun olan isim de zaten Ulaş'tı pace farkından dolayı. Herkesin tekrardan eline sağlık. Cidden çok güzel yarıştı. Bu arada Can güzel bir tehdit uyguladı arkadan. O da gayet gerdi beni yarış boyunca. Tekrardan tebrik ederim herkese. Evet, ben de seni tekrardan tebrik ediyorum ve Can'a dönelim. Evet Can, yarışa pole'den başladın ama istediğin gibi tahmin edebiliyorum yarışı bitiremedin. 3. sırada noktaladın ve Ulaş'tan 10 puan daha geriye düşmüş oldun. Neler söyleyeceksin? Öncelikle herkesin eline sağlık. Ya zaten açıkçası yani söylemeyeceğim hani 3-4 haftadır oyuna girmiyordum. Bu da benim için Avustralya'dan sonra bir ilk oldu. Handling'ine oyunun yol tutuşuna alışmam biraz zaman aldı. Zaten eve biraz geç geldim, bir işim vardı. Ona alışmam gerekti. İşin içine yağmur girebileceğine tahmin etmiştim ama bu kadar yüksek ihtimal olduğunu bilmiyordum. Ben kuru bir yarış bekliyordum. Hani zaman da kısıtlıydı. Kuruya alışayım dedim. Yağmuru hiç süremedim. Oyunu unutkanlığıyla da
yani düşünümler çok yavaş gittim bence. Hani OS'lerde Arda'ya karşı zaman kaybediyordum. Hani tamponda kalabiliyordum şeyin. Bu ilk sektörlerde ve son sektörlerde. Ama S'lerde araca hiç güvenmediğim için hiç gaza basamadım. O da bana çok zaman kaybettirdi. Yani S'lerde biraz açıldı. Düzlükte de kapan tarzı bir şey oldu. Yani yapacak bir şey yok. Sonra yarışa bakacağım. Evet, tekrardan senin de eline sağlık. Evet Yalçın, sana teşekkür ederim bana bu yayında yardımcı olduğun için. Son kez de senden bir yorum alayım. Ondan sonra yayını kapatalım. Evet, yarış oldukça sakin ve stabildi. Özellikle sadece Can ve Arda arasında bir kapışma gördük. Ara ara arka grupta da bir kapışma oldu. Fakat sonuç olarak yarışı bitirmiş olduk. Gayet sağlıklı ve temiz bir şekilde. Pilotlarımızı ve özellikle podyuma çıkan pilotları tebrik ediyorum. Güzel bir performans sergilediler. Önümüzdeki yarışlarda da aynı heyecanı görmeyi bekliyorum. Evet, senin de ağzına sağlık tüm yayında bana yardımcı olduğun için. Evet kıymetli izleyenler, bugün biraz durgun bir yayın oldu anlatım tarafında. Kusura bakmayın, boğazımın kötü olmasından kaynaklı. İstediğim şekilde yayını sizlere aktaramadım ama Yalçın sağ olsun benim eksiklerimi kapattı. Tekrardan kendisine teşekkür ediyorum. Salı ve çarşamba günleri Diamond League'lerle devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı geceler.